Selamlar herkese, hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Aykut. Arkada da bizim muhabbet arkadaşımız, kuşumuz Herzog var. O da ara sıra muhabbete katılabilir. Ha geldi ha gelecek podcast'imize hoş geldiniz. Bu podcast'te son zamanlarda çıkan yeni teknolojileri ve onların olası sonuçlarını anlama sürecimizi sizinle paylaşıyor olacağız. Öğrendiklerimizi, takıldıklarımızı sizinle paylaşacağız. İlk konumuz, ikimizin de en çok merak ettiği virtual reality, sanal gerçeklik. Son günlerde dürüst olmak gerekirse fanboy olduk sayılır bu konuda. Bu ara elimizden düşüremiyoruz galiba. Aynen. Yavaş yavaş öğrenmeye başladık bu konuları. Bu işin henüz uzmanı sayılmayız. Arkada Herzog'da ufaktan ses yapmaya başladı. Hareketler yapmaya başladı. Sürçülisan edersek affola. Ya şunu düşündük. Kendi aramızda konuşurken niye başkalarıyla da aynı şeyleri paylaşmayalım ve geri bildirimler almayalım diye. Dolayısıyla sadece kendi aramızda konuşma değil, aslında beraber konuşuyoruz. Facebook sayfamızda da bunları paylaşıyor olacağız. Sizlerden gelen sorular, görüşler de olursa bunları da karşılıklı tartışır, konuşur ve daha keyifli bir ortama getiririz diye düşünüyoruz ki Herzog da başladı şu anda. Şimdi virtual reality, sanal gerçeklik dediğimiz şey aslında tasarlanmış alternatif bir dünyanın içindeymiş gibi bir tecrübe yaşatan ve bu dünya ile etkileşme imkanı sunan bir teknoloji. Galiba senin bu teknolojiyle yakın bir zamanda da tecrüben oldu. Evet, yakın bir zamanda birkaç tane oyun denedim. Daha önce de denemişliğim var ama bu ara tabii teknolojisi iyice gelişti ve gerçekten gerçeklik hissini müthiş hissettiriyor. First person shooter'ları ve bir dağ tırmanış oyunu oynamıştım. Ama tabii dağ tırmanış müthiş etkili geldi. Özellikle dağın tepesinden işte düşme anları, zorla o kenara tutunma anlarındaki hem gökyüzünü görme, yeri görme anı beyine müthiş derecede gerçeklik hissini vermeye başlamış. Ne kadar masamda otururken oynasam da sanki dağdan düşüyormuşum gibi ya da gerçekten o yüksekten her an düşebilirmişim hissini midem hissetti. Dolayısıyla beni çok etkilediğini söyleyebilirim. Şimdi galiba Herzog soruyor bu deniz sanal gerçeklik nasıl çalışıyor diye. Bakayım, evet. Aynen onu sordu şimdi. Şimdi bizim bu virtual reality, sanal gerçeklik dediğimiz şey aslında bir başlık ile insana görsel ve duyusal olarak verilerin verilmesiyle birlikte sanki başka bir yerdeymişsin gibi bir his yaratılması. Burada mesela bu başlığı taktığında, kafanı çevirdiğinde işte savaş alanındaysan yanından askerlerin geçtiğini görüyorsun. Arkandan patır patır sesler geliyor, önden silah sesi geliyor vesaire. Yani gerçekten de farklı bir yerdeymişsin gibi o hisleri alıyorsun. Bu başlığın ötesinde bir de ilave sensörler olabiliyor. Bunlar da senin o ortam ile etkileşmeni ölçüyor, onu tespit ediyor. Ona göre sana o dünyayı şekillendiriyor diyelim. Yani burada en geneli bunun bir eldiven gibi bir şey oluyor. Mesela Oculus Rift'te evet. Olduğu gibi. Evet. Böylece hani elini kolunu sallayarak yaptığın şeyle o dünyayla etkileşebiliyorsun. Tenis oynayabiliyorsun mesela o dünyada. Başka sensörler var. Bunlar da mesela senin kafanın vücudun nerede durduğunu ölçüyor. Böylece o dünyanın için hareket edebiliyorsun. Hı. Bir başka şey, onu pek bahsetmemiştik önce. Treadmill'ler var. Bunlar senin 360 derece hareketini ölçüyor. Dolayısıyla hakikaten evin içinde koşturabiliyorsun o dünyanın içinde. Hani sağa koşuyorsun ona göre ölçüyor, sola koşuyorsun ona göre ölçüyor. Ve olduğun yerde koşturup, ateş edip işte dans edebiliyorsun. Çok güzel. Dolayısıyla teknolojinin temeli böyle. Burada bu ürünleri sunmak için bizim anladığımız iki ekol var. Bu ekolden birisi bu sanal gerçeklik cihazını bilgisayara, yani daha yüksek hesaplama kapasitesi olan, processing kapasitesi olan bilgisayara bağlı olarak yapma. Diğer ekolde bunu akıllı cep telefonları üzerinden yapma. Bilgisayar üzerinden yaptığımız zaman onu öyle yapmayı seçen şirketlerin genel stratejisi hani kaliteli, bütünsel bir tecrübe sunalım. Bu şimdilik biraz hantal olacak, biraz pahalı olacak. Ama yavaş yavaş ucuzlar. Hı. Önemli olan kalite. Diğer ekolden gidenlerinki ise herkesin zaten telefonu var. Biz herkesin kullanabileceği bir ürün yapalım. Bu zamanla kalitesi artar. Hani iki ayrı strateji takip ediliyor. Bunlar aslında yani işte mobile örnek Samsung Gear VR olabilir.
ya da Google Cardboard olabilir. Ki Google Cardboard biraz ilginç bir şey aslında. Evet. Yani New York Times falan dağıtmıştı. Türkiye'de de galiba dağıtanlar oldu onu. Yani Google Cardboard aslında hani isminden de belli olacağı gibi yani bir cep kartonda. Telefonunu bir kartona, bir karton, bir maket gibi bir şeye takıyorsunuz. Onun içinde lensler var. O cep telefonunuzu aynen sanal gerçeklik başlığı gibi kullanmanıza yardımcı oluyor ki yani $10 sanal gerçeklik başlığınız olmuş oluyor. Aslında merceği bulabiliyorsan kartboardu kendin de evde yapabiliyorsan atıp mercek bulmak lazım. O bu dediğimiz mobili, hani cep telefonu üzerinden olanı örnek. Daha sabit cihaza bağlı olanı en büyük örnek de Oculus Rift. O da bu işin en popüler şeylerinden bir tanesi. Şimdi bu kadar farklı ürün çıkmış olması aslında bu teknolojiye olan güveni ve insanların bunun uzun vadede uçacağına inanmasının göstergesi. Evet. Herkes yani bu büyüyeceğin yandığı pazarın bir kısmını kapmaya çalışıyor farklı stratejilerle. Tabi bazıları da bunun biraz daha böyle boş bir heyecan olacağını söylüyor. Şimdi bir konuya da açıklık getirmek gerekiyor aslında. Virtual reality dediğimiz şeyle birlikte anılan birkaç teknoloji daha var. Augmented reality ve mixed reality. Virtual reality'ye sanal gerçeklik diyorsak, augmented reality'ye genelde galiba zenginleştirilmiş gerçeklik diyebiliriz. Evet. Mixed reality'de karma gerçeklik gibi oluyor. Ki bunlar benim hep karıştırdığım şeyler mesela. Benim kafamda hepsi şey gibi oluyor. Hepsi sanal gerçeklikmiş gibi geliyor. Aslında değil tabii, kendi aralarında ayrılıyorlar. Hani bunların genel paradigma olarak benzerlikli olmasına rağmen o paradigmanın içinde bir belli bir spektrum var. Şimdi buna şöyle bakabiliriz. Zenginleştirilmiş gerçek dediğimiz, augmented reality dediğimiz daha fazla bu hani Minority Report filminde galiba vardı. Evet. İşte, ara camın üzerinde yazı yazabiliyor ama arka tarafta dünyayı görüyorsun aslında. Gözünde şey var. Aynen. Ya da işte Robocop, Terminator filmlerindeki oradaki robotların gördüğü gibi. Bundan ne kastediyoruz? Hani ben bakıyorum, Aykut'u görüyorum. Ama yandan işte benim cihazımın şarj şeyini de görebiliyorum. Araya bir katman koyuyor aslında. Araya aynen. Araya dijital bir katman koymuş oluyor. Bunun tam karşılığı aslında şey, iyi bir örnek herkes anlar diye düşünüyorum yakın zamanda. Google'ın Glass'ı aslında bunun için güzel bir örnek. Aynen, aynen. Google Glass bunun iyi bir örneği. Dolayısıyla burada hani gerçek dünya içindesin, onunla etkileşiyorsun. Ama onun üzerine küçük onu zenginleştiren bir dijital bir tabaka var. Şimdi bu spektrumun diğer ucunda da virtual reality, yani sanal gerçek dediğimiz şey var. Orada da gerçekten iyice kopup tamamen o dijital tasarlanmış dünyanın içindesin. Gerçek dünyayla etkileşimi büyük oranda sınırlanmış durumda. Bu ikisinin ortasında da, yani aslında ikisinin ortasından ziyade ikisinin de en iyi yanlarını, en zengin yanlarını toparlayan mixed reality, yani karma gerçeklik var. O da bir adım daha ilerisi aslında. O evet. O bunun da ötesinde bir teknoloji. Burada gerçek dünyanın içindesin ama gerçek dünyada yapabileceklerin gerçek dünyanın kurallarıyla sınırlandırılmış değil. Dijital olarak onun üzerine eklemeler yapabiliyorsun. Yani bu nasıldır? İşte akşam eve geldin, işten yorgunsun, işte eşinle kuru fasulyeni yedin, of şiştik dedi, hadi bir çay içelim, çekirdek yiyelim, biraz da oyun oynayalım dedin, oturdun oturma odana, hop bu ya karma da gerçekliği taktın, birlikte safariye çıktınız, evinizin önünden hayvanlar geçti, koşuyor. Salonun üstündeki o halının üstünde işte çıtalar koşturmaya başladı falan filan. Ya da dedin ya biraz macera perest hissediyorum ben bugün. Birlikte işte Call of Duty oynamaya başladınız salonda. Hanımla Call of Duty. Aynen. Hadi gel yandaki odada başka şeye, terene gidelim. Onu yapalım, bunu yapalım yani. Bu karma gerçeklik hani artık iki kısmın sınırlarının aşılıp bunların ötesine geçmeyle alakalı. Hatta orada şey de koyabiliriz. Hani oyun dünyasından çıktığında, gerçi bunun üzerine çok kalmayacağız ama bir örnek seninle konuştuklarımızdan vardı. İnsanların kafasında biraz daha canlanabilir. Mesela bir fabrikayı düşünün. Fabrika işçisi gözünde bir işte Oculus benzeri ya da işte bir Google Glass benzeri bir şey takıyor. Baktığı yerdeki işte vanalar, valflerin üzerinde, gözlüğün üzerinde o valflerin değerlerini okuyabildiği ve gerekirse de bunlarla ilgili hareket alması, valfi kısması, kısmaması gerektiğiyle ilgili bilgilerin de işte internetten ya da sistemden geldiği bir dünya düşünebilirsiniz. Dolayısıyla sadece oyun gibi düşünmemek lazım. Aynen. Yani bu üç teknolojinin de çok böyle farklı, evet, güzel kullanım alanları var. Biz bu konuşmamızda sadece virtual reality'ye, sanal gerçekliğe odaklanacağız. Evet. Kısmetse bir dahaki konuşmalarda diğerlerinin üzerine geçeriz. Geliştire geliştire görürüz. Aynen. Bizim Facebook sayfasında da
Bunlara dair örnekler paylaşmayı planlıyoruz zaten. Şimdi virtual reality, sanal gerçeklik dediğimiz şeyin biraz daha detayına inelim artık. Şimdi bu nedir? Nereden geldi? Nasıl bir şey bu? Ne diyorsun? Evet, ilginç aslında Emre. Ben biraz programa gelmeden önce geçmişini biraz araştırmaya, daha fazla araştırmaya başladım. Çok uzun zamanlara kadar dayatabiliriz bunu. Ben çok arkeliğe gitmedim ama aslında 1800'lerden beri insanın 3 boyutlu görme arzusuyla ilgili geliştirmeler ve buluşlarla gelişen bir şey bu. Ama hani işin daha yakın zamanlı gelişmesine bakarsak 90'larda büyük bir patlama yaşanmış bu anlamda. Hem edebi anlamda hem teknoloji anlamında. İşte bu zamanlardan hatırlarız, Sega'lar, Atari'ler o zamanlar bir takım gözlükler yapmış ve sanal gerçekliği denemişler. Ama daha yakın zamanda 97'de genç bir Amerikalı, işte 17 yaşında bir Amerikalı'nın da çabalarıyla aslında ilk Oculus dediğimiz, bugün kullandığımız cihaz ortaya çıkıyor. İşte gelişmeleri de işte bir Kickstarter projesiyle ufak bir para toplamaya başlama niyetiyle yola çıkıyor ama 2 milyon dolar gibi bir para topluyor. Ve sonradan da Mark Zuckerberg'le ilgisini çekiyor. Mark Zuckerberg denedikten sonra da bu yepyeni bir dünya, buna yatırım yapmamız lazım dediğini takiben de 2,5 milyar dolar gibi bir rakama da Oculus'u satın alıyor. Ve işte bugün çok duymaya başladığımız, özellikle bu marka üzerine gelişmeleri takip etmeye başladığımız hale getiriyorlar. Müthiş bir yatırım aslında. Geleceğe dönük müthiş planları var anlaşılan. Bilmiyorum ne düşünüyorsun geçmiş ve geleceğin noktasında sen ama. Yani... Geçmişte gerçekten, özellikle 70'ler, 80'ler dediğin gibi bu iş bayağı popülerleşmiş. Pek çok insanın hayal gücünü kapsayan bir hale gelmiş. Çünkü bu biraz da hani hakikaten güzel bir fantezi. Yani bizim fiziksel dünyamızın sınırlı olmadığımız bir hayal tecrübemizin olma ihtimali. Ben istediğim zaman Mars'ta gidip gezinebilmem. Ya da hani Amerika'dayken hop o şeyin içine girip, o alternatif gerçekliğin içine girip Türkiye'de arkadaşlarla takılabiliyor muyum? Onlarla frisbee oynayabiliyor muyum? Evet. Vesaire. Hani hoş şeyler, heyecanlandıran şeyler tabii ki. Dolayısıyla 70'ler, 80'lerde bu işlerde ilk böyle çıkmaya başladığında büyük bir gaz olmuş bunun peşinde. Ha sonra yani biz de biliyoruz ki onların düşündüğü gibi yayılmadı bu işler. Hatta konuşuyorduk bir arkadaşımla burada. Ya bu iş büyüyecek falan filan derken ya dedi, ben 6 yaşındayken de bu sanal gerçeklik başlıkları kullanıyordum dedi. Niye şimdi bu kadar oldu ki? Aynen, yani ne değişti ki şimdi dedi. İşin bir şey boyutu var. Ya arkadaş sen 6 yaşındayken o kullandın da, yani biz Türkiye'de 6 yaşındayken Kaptan Tsubasa izliyorduk yani. Tabii tabii. Orada bir ayrı bir alternatif bir gerçeklik vardı ama. Bir de bir şey de var. Yani şimdi düşünüyorum biraz geri gidip. İşte 90'larda mesela işte gözümüze koyup yanından düğmeye basıp İşte filmler izlediğimiz ufak uygulamalar vardı. Stereotip mi deniyordu onları hatırlamıyorum. İşte ufak visual görüntüler veren cihazlar vardı. Çok eğlenerek bakıyorduk. O da bir anlamda aslında 3 boyutlu cihazdı. Ama tabii şey var, yani gerek bilgisayarda gerek elle taşıdığımız o mobil cihazlardaki işte o teknolojinin gelişmemesi, görüntü kalitesini düşük, bit by bit işte şey görmemle bugün gördüğün gerçeklik arasında ciddi bir fark var. Muhtemelen aradaki fark oradan geliyor yani. Heyecanımızı yaratan şey galiba o. Çünkü gerçekmiş gibi hissedebiliyorsun şimdi. O zaman onu hissetmiyordun. Aynen. Yani şu an şey, teknoloji çok daha değişti, gelişti. Bunun daha tüketiciye yayılması için gereken temel bazı faktörler yerine geldi aslında. Dolayısıyla şu kısım biraz kesin artık. Yani bunun için şu an çok çok daha iyi bir noktadayız. Bu teknolojinin yayılması için çok daha avantajlı bir dünyadayız. Nitekim yani bu Palmer Luckey dediğimiz arkadaşın yani kendi başına biraz bu işi ittirebiliyor olması biraz bunun göstergesi. Doğru zamanda doğru yerde olabileceğinin göstergesi. Evet, aslında bunu biraz tabii Amerikalılar seviyor. Garaj hikayesi, her başarılı girişim garajdan doğmuştur hikayesi burada çok popüler. Ama tabii galiba öyle bakmamak lazım değil mi? Yani garajında büyütmüş etmiş, bu işi çıkarmış, 2,5 milyar dolarlık şirket haline getirmiş ama işin arkasında başka şeyler var diyorsun biraz da değil mi? Tabii evet, yani ben genelde o tür hikayelere çok şüpheci yaklaşıyorum. Onlar bence bizim böyle çok basit bir kahraman hikayesi yaratma ve dinleme içgüdümüzden gelen bir genç böyle bir şey yapmış, tek başına uçmuş kaçmış, dünyaları değiştirmiş şeyi. Muhtemelen işte varlıklı bir ailede, gelişmiş bir ülkede, çok genç yaştan bu işleri öğrenebileceği fırsatların olduğu, işte yok amcasının, dayısının, kuzeninin ya da mahallesindeki diğer çocukların ya da arkadaşlarının yardımcı olabileceği, Kickstarter gibi kitle fonlarının mevcut olduğu ve oralardan milyon dolar para toplayabildiğin,
Hani pek çok şeyin yerinde olduğunu tabii bunlar biraz göz ardı ediyor. Sanki bir kişi çıkmış evet, yapmış gibi duruyor bunlar. Doğru yer ve doğru zaman olmuş galiba biraz. Aynen. Ama tabii bu sonuçta dürüst olmak gerekirse de yani bunu büyüten bir insan işte 50-100 milyar dolarlık bir şirket ya da devletin böyle milyarlarca dolar yatırdığı bir projeyle değil. Yine gencin, senin benim gibi insanların ettirdiği bir şey olmuş ki bu da artık şeyin göstergesi. Hani her şey hazırlanmış. Hani gezegenler bir araya gelmişler. Tam o özel anda. Her şey denk. Her şey denk geldiği zaman da böyle bir şey yapmış. Yani bu şeyin göstergesi işte. Şartlar olgunlaştı. Bunun göstergesi. Tabii şey var gene de. Hani bunu burada aslında şey yaparız. Birazdan yeni taraflara geçmeye başlarız ama hani düşündüğüm zaman hani Türkiye kısmını konuşacağız birazdan. Artık internetin sağladığı tüm dünyaya yayılabilme, az evvel dediğin gibi Kickstarter'dan para toplayabilme gibi imkanları düşününce kendi başına yapamayacağın bir şey olması da biraz aslında şey artık o biraz hayal yani hani her şey yapabilecek durumdasın eğer Türkiye'deki ya da bulunduğun yaşadığın ülkedeki ortamlar müsait değilse bile internete erişebiliyorsan bambaşka bir yerde bir takım insanları bu işin içine sokup fikrine dahil edip gene de bir şeyler üretebilmek mümkün gibi gözüküyor. Evet. Dolayısıyla böyle hani herkes bir şey yapabilir diye sosyal mesajımızı vermiş olduk. konuya devam edebiliriz. Şimdi geçmişten geldik dedik bu iş büyüyor. Bazıları bu işin çok çok daha da hızlı büyüyeceğine inanıyor. Yani şu an geldi temel olarak girişini yaptı. Bundan sonra bu iş durmaz. Herkesin annesi, kuzeni bundan sonra sanal gerçeklik başlıkları kullanacak. Dünya değişecek. Bildiğin dünya kalmadı. 5-10 yıla gitti farklı bir şey olacak diyenler var. Bazıları da ya hacı böyle diyorsun da onu 70-80'lerde dediler. Bir şey bak değişmedi. Ne oldu? İşte bir şey olmadı yani. Hadi diyelim ki bu geldi. Şimdi heyecanlanıyorsun tabii ama bitecek bu diyen de var. Dolayısıyla böyle şu an şey noktasındayız yani. Hakikaten bunun 5 yıl sonra ne olacak konusunda bir konsensus yok. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Sana bir sorayım mı? Evet Emre. Özellikle Oculus gibi cihazları düşündüğümüzde cihazlar hala hantal. İşte gözüne takmak, yanında taşımak, günlük hayatın içine sokmak biraz zor. Ama ben biraz şey düşünüyorum. Şu an ciddi anlamda özellikle sanayi, tıp gibi alanlarda savaş ekonomisini çok sevmesem ve çok tasvir etmesem de maalesef tabii orada ve bir takım farklı alanlarda günlük hayatımızda cidden kullanılıyor ama bireysel olarak kendi hayatımız içerisinde ne zaman girer, biz işte teyzemizle oturup bunu kullanır mıyız sorusu tabii biraz ilginç bir soru. Muhtemelen daha böyle bir 5 sene içinde falan bunun olacağını ben de pek düşünmüyorum. Belki bir 10 yıldan sonra bu cihazlar çok ufaldığında belki bir lens gibi çok kolay takabileceğimiz bir hale geldiğinde muhtemelen işler değişmeye başlayacaktır. Ama ben yani 2 senede hayatımızı değiştirir böyle bir altın değnek değer mi? Ben ona çok inanmıyorum. Ama şeye de inanmıyorum aynı zamanda. Hani bu bir saman alevi ve sönecek 80'lerde olduğu gibi yok olacak da 20 yıl sonra bir daha çıkacak gibi bir şey değil. Bence artık pek hayatımızdan bunu çıkaramayacağız. Ufak ufak daha da artacak. Ne bileyim işte otomotiv sektörü biraz daha fazla kullanacak. Sanayi biraz daha fazla kullanacak. Belki eğleneceğimiz bir takım örnekler gelecek. Oyun dünyasının yanında o hep artık yanımızda onu biliyoruz. İşte sinema, görsel sanat, görsel sanatlarda ve sinema gibi sektör, eğlence sektöründe daha fazla kullanılacak. Ama dozajı yavaş yavaş artan ve düşmeyen bir tempoyla bence karşılaşacağız diye düşünüyorum. Bence de bu gelişi önceki gelişler gibi boş bir geliş değil. Kalıcı etkisi olacak. Ve dediğin gibi belli bazı sektörlerde, bazı kullanım alanlarında çok ciddi katkısı olacak. Ama hani ben de şeye pek inanmıyorum şu an. Bizim akıllı telefonlar gibi bütün dünyaya yayılacak. Hı. Afrika'daki köylerde insanlar internet kullanmadan sanal gerçeklik başlıkları alacak tarzı böyle şeyler biraz uçuk geliyor bana şu anda. Onlar biraz sanırsam herkesi yani pazarlama açısından herkesi heyecanlandırmak ve hazırlamak açısından biraz da bilinçli yayılan mesajlardan biri galiba. Şöyle yapabiliriz. Biraz daha böyle bu özel kullanım alanları dediğimiz şeyler neler olabilir? Nereye gider? Heyecanlı burada neler oluyor? Onları konuşabiliriz. Benim gördüğüm yani pek çok alanda ilginç şeyler yapılıyor şu an. Eğitim alanında, sağlık alanında, iş alanında, sanat alanında, askeri alanlarda.
İstersen sen de biraz bahsetmeye başlayabilirsin. Evet. Aklına gelen ilginç şeylere. Sağlık ve eğitim alanı çok enteresan iki alan. Sağlıkta bulduğum örneklerden bir tanesi, Kaliforniya'daki üniversitelerden bir tanesi, sağlık gerçeklikle ilgili bir aslında çalışma ortamı, stüdyo yaratmış ve öğrencilerin sağlık gerçeklik cihazlarıyla eğitim almasını sağlıyor. Bu arada burası bir tıp okulu ve kadavralar üzerine çalışıyorlar. Sağlık gerçeklik gözlükleri üzerine. Bu çok enteresan. Bir öğrencinin tabii kadavra üzerinde kaçar saat çalışabileceği, hayatında kaç kere bunun üzerinde denk gelir. Hani bir tıp öğrencisi değilim, doktor değilim bilmiyorum ama öyle bir imkan sağlıyor ki öğrencilere. Diledikleri zaman, diledikleri kadar bir kadavranın üzerinde ve gerçekten kadavraya sahip olmasa dahi bunun üzerinde daimi sınırsız bir deneme yapabilme şansın var. Dolayısıyla imkansızlıkları imkan haline getirebilen bir cihaz haline gelmiş oluyor. Aynı zamanda içeride şey de sağlamışlar. 3 boyutlu gözlüklerle insan vücudu içerisinde gezebilmeyi sağlıyor ki böylelikle öğrenci aslında insan vücudunu daha yakından, insan organlarını daha yakından tanıyabiliyor. Bence müthiş bir imkan. Aynı zamanda tabii bunun eğitim örnekleri de var. Hani günlük hayatta belki çok eğlenceli bir şeyler de kullanmıyor olabiliriz ama hani çocukları eğitirken, yeni bir dil öğretirken, farklı bir takım şeyler üzerine çalışırken müthiş etkileri olacağını düşünüyorum. İlginç birkaç tane de örneğimiz var. Sende de vardı galiba. Çıkardığın, bahsettiğin şeylerden birini paylaşırsan sevinirim. Evet, yani eğitim alanında mesela bunun ciddi güzel kullanım alanları olabilir. Örneğin çocuklara işte dediğin gibi dil öğretirken, yani bu dil öğrenme şeyini Amerika'da Kazak dili öğrenen biri Kazakistan'da bir sofrada aileyle yemek yer gibi bunu yapabilir, konuşabilir, konuşmasına cevap alabilir. Yani aslında öğrenmek için hani okuma ve izlemenin ötesinde bir tecrübe gerektiren alanlarda yepyeni bir çığır açıyor. Müthiş. Bu arada notlarıma baktım. Demin bahsettiğim üniversite Kaliforniya'daki Pomona Üniversitesi. Western University in Pomona'ymış. Programdan sonra Facebook'ta da linki paylaşıyor oluyoruz. İzlemek ya da bakmak isteyenler olursa inceleyebilirler. Gene benzer bir örnek, gene sağlıkla alakalı aldığım notlara bakıyorum. Kişilerin sosyal bozukluklarıyla ilgili bir çalışma yapıyormuş. University of Louisville. Fobi, sosyal bozukluk gibi bir takım hastalıkları sanal gerçeklikte tedavi edebilecek bir takım programlar çalışıyorlarmış. Kontrollü ortamda hastayı uyarabilecekleri ve fobileriyle yüzleştirebilecekleri bir ortam sağlıyorlar. Misal işte diyelim ki sen örümcekten mi korkuyorsun? Örümcekle daha fazla yakınlaşabileceğin, ona dokundukça ya da onu gördükçe korkmamanı sağlayabilecek doktor kontrolü bir takım programlar. Ya da benzer bir şekilde işte yükseklik korkusu ya da biz bunu çok daha farklı ortamlara, işte sosyal ortamlara girip girebilme gibi bir takım hastalıklara kadar götürebiliriz. Benzer bir örneğin de aslında sanal değil belki ama Türk Hava Yolları'nın yaptığı bir program var Türkiye'de. Yükseklik ve uçuş korkusuyla alakalı. Uçağa binmekten korkanları 2-3 haftalık bir programa alıp ve sanal bir ortam yarattıkları bir cihazla beraber uçuş hissi yaratıp insanların uçma fobilerini yeniyorlar ki bu anlamda sanal gerçeklik gözlüklerinin de özellikle sağlık alanında önemli etkiler olacağını düşünüyorum. Güzel örnekler bunlar. Evet, yani bahsettiğin şeyler aslında normalde edinemediğimiz bazı tecrübeleriyle birlikte insanlar üzerinde bir etki yaratma ihtimali sunuyor bize. Evet. Yani normalde mesela öyle örümcek ile oynayıp bunun aslında zarar vermediğini tecrübe etmek zor olduğu için bu fobiden kurtulmak zor oluyor. Ama bu sanal gerçeklik bize bu ihtimali sunabiliyor. Yepyeni bir imkan aslında. Aynen. Buna başka belki biraz daha aşırı bir örnek şey olacak. Bir proje var mesela. İnsanları bu sanal gerçeklik ile birlikte bir nevi bir nirvana tecrübesine ulaştırmaya çalışıyorlar. Burada hani senin çıkarttığın sese belli hareketlerine bağlı olarak sana belli görsel ve duyusal geri bildirim veriyor. Ama bunlar normalde varsayacağın gibi birebir bir karşılık değil. Biraz kopuk, biraz farklı, biraz beklenmeyecek bir şey. Ve bir noktada mesela bunu kullanan bir podcast'ı dinlemiştim ben de bunu. Şimdi bunun kullananlar ilk başta işte o geri bildirimi kontrol etmeye çalışıyorlar. Seslerini ayarlayarak falan istedikleri yapmaya çalışıyorlar. Ve bir noktada bakıyorlar ki bu onlara göre onlardan tetikleniyor ama tam onların istediği şeyi karşılığı vermiyor. Bir noktada hani bir salıyorsun ve çok eğlenmeye başlıyorsun. Ve senin gerçeklik algından kopartıyor. Zaman nasıl geçtiğini anlayamıyorsun vesaire. Hani bu çok iyi bilinçaltı şeyleri de, yani bilinçaltı yolculuğunu da çıkartabiliyor insan anladığım kadarıyla. Bazılarının böyle geçmiş travmatik tecrübelerini de yeniden canlandırabiliyor. Bayağı böyle yeni nesil
şey gibi aslında uyuşturucu gibi falan bile olabilir ya da tam tersi de bir tedavi de olabilir gibi. Aynen yani biraz böyle psychedelic dediğimiz zaten bunu yapan arkadaş da doğru hatırlıyorsam hala Burning Man'de işte zamanında LSD kullanıyor. Vay anasını diyor neymiş bunlar ya ne güzel şeylermiş bunlar. Herkes bu tür tecrübelerden geçmeli. Zaten hayatım değişti falan diyor ondan sonra. Hani biraz ona benzer bir tecrübe yaratmaya çalışıyor. Yani psychedelic bir tecrübe oluyor kendine aslında. Matrix yaratmış. Aynen. Tabii bu arada bu şeyi hani not düşmekte fayda var. Hani LSD ve benzeri şeyleri önerdiğimizden değil tamamen arkadaşın görüşlerini burada söylüyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın sonra. Aynen. Biz sadece duyduklarımızı aktarıyoruz burada. Bir başka ilginç alan da hani bu sinema alanı olabilir. Çünkü düşünüyorum bir zamanla fotoğraf vardı. İnsanlar fotoğrafa bakıyorlardı. Sonra film çıktı. Film fotoğrafın üzerine o kadar insan içine alan bir tecrübeydi ki şöyle hikayeler olmuş duyduğumuza göre. İşte ilk böyle sinemaya gidenler üzerlerine tren geldiğini gördükleri bir görüntü sonrasında bunu gerçek zannedip çığlık atıp sinemadan kaçmışlar. Düşünmesi ne kadar zor geliyor değil mi? Yani bize şu an absürt geliyor. Yani biz biliyoruz orada bir görüntü var, bir gerçek değil. Ama o fotoğraftan sonra filme geçiş sırasında o gerçeklik algısı o kadar fazla zorlanıyor ki böyle şeyler oluyor. Yani benim anladığım şu an sanal gerçeklikte de biz benzer bir şey yaşayabiliriz. Hani bize hiç alışık olmadığımız kadar gerçek olabilecek bir tecrübe yaşatabilir. Ki bu da görsel sanatlar alanında ya da performans sanatları alanında çok çok büyük fırsatlar yaratıyor aslında sanat için. Evet, bu alanda bir örnek var bulduğum. Barcelona'da bir grup sanatçı toplumsal cinsiyet ve beden algısı üzerine bir çalışma, bir sanat art enstalasyonu yapmışlar. İki farklı örnek var. Bir tanesi işte bir kadın ve bir erkek yan yana geliyor ve oklüsifleri taktıktan sonra kendi vücuduna baktığında aslında yanındaki kadının vücudunu görüyor. Ama kendi vücuduymuş gibi. Dolayısıyla kendini algılama şeklini değiştirmeye yönelik ya da bunu tamamen farklı bir açıdan göstermeye yönelik bir çalışma. Ama içinde bir tane ilginç örnek vardı. Onun videosunu paylaşırım. O beni bayağı etkiledi. Tekerlekli sandalyede ömrü boyunca yaşamış bir insana gözlüğü takıyorlar. Tekerlekli sandalyeyi arkada bir sanatçı, dans sanatçısı, modern dans sanatçısı hareket ettiriyor. Ve gözlüğü takan kişi kendisinin dans ettiğini görüyor. Aslında dans eden kişi bir dansçı. Ama hem sandalye hareket ettiriliyor hem gözlüğün içerisinde bunu görüyor ve kendi vücuduymuş gibi görüyor. Tabi ona bambaşka bir dünya yaratıyor. Bunun tabi iyi ya da kötü tarafları olabilir. Hani sanatsal açıdan ayrı tartışılır ama işte etik ve zihinsel açıdan ve yaşanacak travmatik konular açısından da farklı bakmak lazım. Ama hiç yaşayamayacağımız ortamları yaşatması açısından da hem sanat açısından hem edebiyat ya da diğer alanlar açısından önemli çığırlar açacak gibi gözüküyor. Bahsettiğim başka bir kullanma alanı da hatırladığım kadarıyla şeydi. İnsanların üç boyutlu baskı yapabilmesi için modelleri yine bu sanal gerçeklik üzerinden yaratması. Evet, o çok enteresan. Geçtiğimiz hafta bir üç boyut yazıcı sektöründe çalışan bir arkadaşımızla konuşuyorduk. Onlar çok heyecanlılardı. Tabii bugün tasarımları yaparken bilgisayarının başında oturup bir üç boyutlu tasarım yapıyorsun. Aslında gördüğün şey iki boyutlu ya da işte üç boyutluymuş gibi ekran üzerindesin. Ama Oculus Rift'i taktıktan sonra gireceğin bir dünyada tamamen ellerinle bir takım şeyleri taşıyıp üç boyutlu bir tasarım modelleme örnek yapıp arkasından bu üç boyutlu yaptığın şeyi de üç boyutlu printer'dan basabildiğin bir dünyadan bahsediyor ki onlar için şey çok heyecanlıydı. Yanlışım varsa o da katılsın bir yerden bize yorum yapsın ama elinle dokunup gözünle görebildiğin bir şeyi üretip arkasından da bunun baskıya çıkarılabilmesi tabii hem sanayinin çok hızlı hareket etmesi açısından hem hatayı düşürmesi açısından hem de tabii heyecan açısından müthiş onları heyecanlandırıyor. Dolayısıyla ilgimi çekti. Yani şeyi düşündüm bir an, hiç tanımadığım 3 boyutlu bir dimensional bir alanın içinde bir kübin içindesin bir şey üretiyorsun. Gözlüğü çıkardıktan sonra makine onu çoktan üretmiş. Bana çok heyecan verici bir şey aslında. Evet, yani şu açıdan da ilginç aslında. Şimdi bir kitap okumuştum. Oradan edindiğim bir fikirdi galiba. Yani evreni şey olarak görebiliriz. İşte maddeler ve maddeler, maddelerin entropisi, kaosu devamlı artıyor. Düzensizliği devamlı artıyor. Evet. Galiba termodinamiğin ikinci yasası galiba. Ama işte canlılar, dünyadakiler bu düzensizliği düzen getirmeye çalışıyorlar. Yani düzenden kasıt da hani işte siyahlar sağda, beyazlar solda değil. Bu düzensizlik içinde kendi menfaatlerine, kendi yaşam şeylerine faydalı olacak şekilde bu düzensizliği düzenlemeye başlıyorlar. Yani buna bir örnek mesela işte
ağacın işte topraktan bileşeri alıp güneş enerjisini kullanıp kendi yaşamını devam ettirebilmesi. Yani bunu bir canlılığın işte düzen getirme çabası, süreci olarak görebiliriz. Bir fark işte doğada olan şeylerin çoğu rastgele şekilde oluyor ve çalıştıklarında doğal seleksiyonla kalıcı hale geliyorlar. Yani güneş enerjisinden daha iyi yararlanabilen bir ağaç, yararlanamayana göre daha uzun yaşıyor, daha iyi yaşıyor, daha fazla yayılabiliyor. Ve dolayısıyla bu düzen yaratma becerisi yüksek olan canlı daha uzun canlı şey oluyor, hayatta kalıyor. Ve hayatın ya da bu canlıların içerisinde düzen yaratma kapasitesi artıyor. Ama bunların çoğu rastgele şekillerde oluyor. İnsanın farkı, insan bu düzen yaratma sürecinde rastgele şeyler yapıyor tabii ki. Hani bir şey deniyorsun. Kaos da yaratıyor. Üniversiteye gidiyorsun. Ben hangi alanda daha faydalı olabilirim diye birkaç şey deniyorsun. Tutmuyor, tutmuyor, tutmuyor. Bir tanesi tutuyor. Hani bu da bu düzen yaratma bir örnek. Ama bunun ötesinde şey de var. İnsanlar hayal kurup, plan yapıp, gerçekten bir şey yapmadan önce hypothetical, yani sadece böyle biraz da fuzuli mi denir? Evet. Hani daha akıl içinde bazı hesaplamalar yapıp nasıl olacağını planlamaya çalışıp deneme yanılmanın çok daha ötesinde, çok daha üretken bir şekilde şekillendirmesi sağlıyor. Hep hayalle başlıyor zaten ya her şeyimiz. Aynen. Yani burada mesela işte yazma kapasitesi bizim bu planlama becerimizi arttırdı vaktinde. Orada hani bir şey direkt yapmak zorunda kalmadık. Önce planlayabildik. Onu kağıt bizim biraz zihnimizin, düşünsel kapasitemizin geliştirten bir araç oldu. Evet. Ve daha iyi planlamabildik. Daha üretken olduk. Daha o düzeni daha hızlı getirmeye başladık. Yani bunun daha mesela anlaşılabilir bir örneği. İşte bilgisayar tasarım çıktıktan sonra hani önceden posteri yapmak için Koyuyordun. Aa nasıl oldu? Böyle oldu. Olmadı. Hadi bir daha deneyelim. Sana şöyle yapalım, vakit böyle kazandırıyor. Aynen. Yani senin o iterasyon sürecini, o geliştirme sürecini hızlandırıyor. Aslında biraz şey gibi mi? Araçlar kullandığımız ya da icat ettiğimiz araçlar hayal edebilme kapasitemizi mi arttırıyor bir anda? Aynen. Yani özellikle bu tür araçlar. Evet. Hani bizim ileriyi tahmin etmek ya da hayatı şekillendirme sürecimizde bizim bazı şeyleri daha iyi görmemizi sağlayan, daha etkilememizi sağlayan şeyleri veren araçlar, işte yazma, bilgisayar işte vesaire gibi araçlar bunu sağlıyor. Şimdi bu dediğin o modelleyebilme de bana aslında bunu biraz hatırlattı. Yani orada biz artık şey yapabiliriz, daha büyük şeyleri sanal gerçeklik üzerine tasarlayıp çalışıp çalışmadığını anlamaya çalışabiliriz. Mesela? Çalışabiliriz. Yani mesela buna bir örnek mimari alanda olabilir. Normalde işte bir bina tasarlanır. Yine modelleniyor vesaire. Ama bu sanal gerçeklik ile hakikaten koca bir şehri tasarlayıp ondan sonra bu şehir içinde binlerce kişiyi gezdirip sen ne diyorsun? Sokak nasıl geldi sana? Zevk aldın mı? Sokakta şunu nasıl yapsak? Şuraya ağaç koysak daha mı iyi olur? Şu ağacı kaldırsak daha mı iyi olur? Sokağı biraz daha geniş yapsak olur mu acaba? Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak deyip yani bir nevi user research ile evet, çok daha büyük şeyler inşa edebiliriz sanal gerçeklikle. Ciddi anlamda maliyet düşürüyorsun. Ciddi anlamda maliyet düşürüyoruz ve artık yani bizim o planlama kapasitemiz ve planlama ve deneme kapasitemiz ciddi şekilde artabilir bu teknolojiyle birlikte. Bu şeyle ilgili örneklerden bir tanesi şeydi, şimdi şehirde gezme deyince o aklıma geldi. Çeşitli örnekleri gene konuşurken emlak sektöründe benzer bir örnek konuşuluyordu. Aslında Zillow'un ve Trulia'nın şu an benzer bir şey yapmaya çalıştığını da duymuştum. Yani deniyorlar mı şu an bilmiyorum ama kafalarında öyle bir plan olduğunu biliyorum. Bu arada Trulia ve Zillow bu sektörün yani online emlak sektörünün en büyük iki firmasından biri. Evleri 3 boyutlu gözlüklerle gezmek, kiralayacağın ya da satın alacağın evleri 3 boyutlu gözlüklerle gezdirebilmek gibi bir kavram üzerine çalışıyorlardı ki aslında özellikle büyük şehirlerdeki insanlar için ne kadar vakit kazanabileceğini düşündüğün zaman tabii müthiş bir şeylik olabilir. Şehirde gezme deyince şimdi bir anda gezme aklıma beni oraya götürdü. Şimdi böyle çok güzel şeylerden bahsediyoruz. Yani burada da herkes bahsediyor. Nitekim bunlar da insanı şey diye düşündürtüyor. Ya bu gelecek, bu saf güzellik getirecek dünyaya. Dünyayı tamamen çok daha iyi bir yer haline getirecek. Ne diyorsun Aykut? Böyle mi olacak? Ya Üstad çok tabii öyle demek mümkün değil. Yani çok iyi niyetli konuşuyoruz. Teknoloji her zaman çok güzel şeyler getiriyor mu sorusu da zaten çok problematik bir şey aslında. Kendi başına incelemek lazım ama tabii insan hep şey, elindeki aracı ya iyi ya kötü kullanabilir. Tercih kendi elinde. Maalesef tabii çok kötü kullanımlar çıkıyor aynı internette olduğu gibi ya da işte başka bir takım şeyler. Bugüne kadarki buluşların hepsi aslında iyi niyetli çıkan buluşlar ama işte sonuçta katastrofik bir takım problemlere yol açmışlar. Dolayısıyla burada da ciddi problemler olacağı gözüküyor. İşte demin konuştuğumuz örneklerden biri mesela.
adamın hani Nirvana'ya ulaşmak için çıkardığı şey doğru kişilerin elinde bir işte yoga meditasyon cihazı olabilir. Ama bunu alıp da bambaşka bir kişinin aklını ve zihni yönlenme kapasitesini değiştirmek için kullanırsan insanların farklı yönde hareket etmelerini sağlamaya başlayabilirsin ki bu bir anlamda ciddi bir problem olur. Ya da işte internetteki çocuk tacizi ve benzeri konuları sürekli duyuyoruz. Hani 3 boyutlu gözlüklerle bu nereye gidecek, bunu besleyecek işte o daha kara sektörler bunun için neler üretecek konusu düşünülmesi gereken ve hazırlanılması gereken bir takım yerler diye düşünüyorum. Aslında bunun için gençler daha eğitilirken bir takım bilgiler verip onları hazır etmek lazım ama daha günümüzde internet için bile aynı şeyi yapamadığımızı düşünürsek burada korkmuyor değilim açıkçası. Evet, yani burada bazı insanlar daha iyimser bakmayı seçiyor. Ha. Ben kişisel olarak daha şüpheci yaklaşmayı seçiyorum. Çünkü sonuçta bu teknolojinin ilerlemesini sağlayacak bir ekonomik düzen var. Hani bunlardan kâr edecek büyük şirketler var. Ve bu şirketlerin işine gelen kısım bunların nasıl avantajlı olabileceği. Evet. Örneğin Facebook insanlara işte birbirleriyle daha iyi bağ kurmak, daha iyi komüniteler kurmak, topluluklar kurmak ve bilgi paylaşımını arttırmak üzerine misyonunu hani anlatıyor ve sadece oymuş gibi gösteriyor. İşte Arap Baharı vesaire olduğunda bunu biraz kendilerini yoruyorlar. Tamamen iyi bir şey olmuş gibi. Ama biz bir yandan da görüyoruz ki daha radikal gruplar bu araçları kendilerine daha radikal insanları çekmek için de kullanabiliyorlar. İnsanları radikalleştirmek için de kullanabiliyorlar. Ya da işte bilgi daha yayılsın diyoruz ama şimdi bir de fake news evet, denen bir fenomen çıktı. Artık gerçek olmayan haberler yayılmaya başladı. Dolayısıyla ekonomik düzen ve bu şirketler, güç sahipleri zaten bunlardan faydalanıyorlarsa bunların iyi yanlarını söyleyecekler. Biz evet, vatandaş olarak, toplum olarak bunların risklerini düşünüp onlara göre önlem almamız lazım. Ve bence bu da hani bahsettiğimiz bütün o iyi etki yapabilecek bu, faktörler aynı zamanda kötüye de kullanılabilir ve düşünmekte büyük fayda var. Evet, ne yaşayacağımızı tabii zamanla teknoloji geliştirince biraz göreceğiz ama hazırlıklı olmakta fayda var. İşte bu alanda şey çok önemli. Özellikle üniversitelerin ve bu konuda düşünen sivil toplum örgütlerinin ne oluyor? Biz bu işte sanal yaşamla nereye gidiyoruz? İnsanlık sanallaşıyor mu? İşte şeyi düşünüyorum mesela demin senin verdiğin örneklerden birinde vardı. Hani eğitim alanında hiç okula gitmeden sırf gözlüğü taktığın ya da iş alanında gözlüğü takıp evinden işteymiş gibi yaptığın bir ortamda insanların sosyalleşmesini de tamamen elinden almaya başlıyorsun. Tamamen makinalaşmış bir hayattan bahsediyoruz. Tabii bu tam da demin dediğin yerde şirketlerin tercih edeceği bir şey. Çünkü onlar hep maliyet düşürmeye çalışıyor. Ama bir anlamda da toplumsal ve kişisel bir takım ihtiyaçlarım var. Tabii şirketler bunu düşünmüyor. Dolayısıyla bu aradaki dengeyi nasıl kuracağız konusu önemli bir soru gibi kalacak gibi gözüküyor. Daha uzun yıllarda bunu konuşacağız herhalde. Duyduğum ilginç bir şey de şu oldu. Bu otomasyon, robotlaşma, yapay zeka ile birlikte çoğu işin işte otomatikleşeceği, insana ihtiyaç kalmayacağı. Dolayısıyla böyle bir sistem geldiğinde işte robot ya da işte yapay zeka sahibi insanların daha fazla ya da o grupların bütün karı tek başına tutabileceği ve hiç çalışan çalıştırmayacağı, yani çalışanları olmayacağı için bu karı paylaşmak zorunda olmayacakları bir iş dünyası. Bir dünya hani mümkün. Hani böyle bir senaryo var. Mesela şey konuşuluyor. Böyle bir dünyada işte fakir mahallelerde yaşayan insanlara sanal gerçeklik başlıkları dağıtıp onların kendi fakir ortamından kaçması, yani geçici olarak kaçmasını sağlayan. Problemi çözmek yerine. Aynen, problemi çözmek yerine. Uyuşturmaktan bahsediyorlar. Aynen, dediğin gibi. Yani orada hani sosyoekonomik şeyi geliştirmekten ziyade insanın algısını idare edip topluma böyle yani yönetme gibi bir senaryoda olabilir. Hani bahsettiğin otomasyon, evet, zeka, yapay zeka korkucu. Böyle şeyde bu sanal gerçeklikle böyle şekilde birleşebilir. Tabii tam tersi de olabilir aslında. Bu nasıl kullandığına göre değişir, evet, ama. Evet. Hani bizim bu dediğimiz böyle riskler var. Bunlar az buz değil. Düşünmek lazım. Evet. Yani benim kişisel olarak bir kaygım da hani bu tür konuşmalar Amerika'da yapılıyor şu an. Pek çok sivil toplum kuruluşu uzman bu risklere bu risklerden bahsediyor. Bu riskleri çözmemiz gerektiğine dair işte insanları ittiriyor. Ama Türkiye'de bu tür şeyler çok daha geriden geliyor. Ve biz bu işler ancak olgunlaşıp çok ciddi bir ekonomik bir güç
haline geldikten sonra bunlardan etkileniyoruz. Önce tüketicisi olmaya başlıyoruz. Aynen. Ve bunların o bütün o risklerin burada görüşülmesi, tartışılması konularına uzak kalıyoruz. Avantajlarını biz alalım diye hemen alıveriyoruz. Evet. Yani bir ilginç örnek şeydi. Bu sanal bankacılık Türkiye'ye geldiğinde galiba işte 10 yıl önce vesaire. Hani Amerika'da bu tür şeyler işte 20-30 yılda gelişip pek çok sorun olup buna tamir edilip vesaire vesaire geliyorlar. Hani insanlar eğitiliyor. Nasıl şifrenin paylaşılmaması gerektiği, nasıl zor şifre belirlenmesi gerektiği vesaire. Ama bunlar Türkiye geldiğinde bu tür altyapısal şeyler yapmak için fırsat olmuyor. Bir anda herkes işte online internet bankacılığı furyasına kapılıyor. Ve pek çok insan bunu kullanıyor. Ve işte galiba 2005'te mi 2008'de mi ne bu işler bayağı büyüdüğünde çok ciddi bir dolandırıcılık oluyor Türkiye'de. Pek çok insan parasını kaptırıyor çünkü ciddi şifresi yok. Ya da adam phishing denen yanlış gerçek banka değil başka bir sitesine gidiyor şifresini veriyor orada vesaire vesaire. Hani bu biraz şeyin örneği aslında. Yani teknolojiler büyüyor, risklerle birlikte büyüyor. Bu riskleri idare etmek gerekiyor ama bir yandan da bu ciddi ekonomik güce dönüşüyor. Eğer bu risklerin farkında değilseniz bunlar bir anda hani sizin ekonominizde girip olarak geri hani hiç beklemediğiniz bir yerden o riskleri hazırlık bir şekilde yakalanabiliyorsunuz. Evet, aslında burada biraz şey demin bahsettiğimiz gibi işte o hani işte internet ya da sanal gerçeklik ya da farklı konularda yeni teknolojik şeylerde toplumu her kesimini bir şekilde eğitebiliyor olmak lazım ya da karşılaşabileceği riskleri anlatabiliyor olmak lazım. Bugün phishing dediğimiz konuyu hala yaşıyoruz. Hani yıl 2016 biz belki aynı şeye gelmiyoruz ama tabii yani hacker da ya da hırsız da aynı teknolojik gelişmeyle beraber kendini ciddi şekilde hızlandırıyor. Dolayısıyla korkutucu bir takım senaryolarda yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Peki şimdi öyle de böyle bu geliyor. Teknoloji geliyor. Türkiye'de bir insan olarak ne yapmak lazım bu konuda? Onu da konuşalım istersen. Evet, güzel olur. Bir söyleyeceğim. Ya şimdi burada bu gayet büyüyen bir sektör olacak. Buna yatırım yapan insanlar olacak. Eğer yani yazılım sektöründeyseniz, hani Unity, C Sharp vesaire kullanıyorsanız burada ciddi iş imkanları olacak. Mesela Upwork'ten freelance olarak işlere bakıyordum. iOS developer yapan insan aradığınızda buraya bu konuda iş yapmış birisi aradığınızda 10 bin kişi çıkıyor. VR Unity developer diye arattığınızda 140 kişi çıkıyor. Hani burada talep arttıkça burada yazılımcı olarak yükselmeniz vesaire de imkan olacak gibi gözüküyor. En azından yurt dışında iş yaparak. Evet, yani tabii artık sınırlar da kalkmaya başladığı için yani en azından iş anlamında ya da işte freelance anlamında. Dolayısıyla bugünün öğrencileri ya da işte yeni mezun olmuş ya da bu sektörün içinde zaten çalışan insanlar kendilerini ne kadar hızlı değiştirebilir, bu alanda daha iyi şeyler üretebilir hale gelirse o kadar daha rahat iş yapıyor olabilecek gibi gözüküyor. Çünkü özellikle Amerika'da şu an çok farklı alanlarda çalışan bir takım şirketler var ve talep var. Dolayısıyla bunu da bir şekilde besleyebiliyor olmak lazım. Bunun yanında girişimcilik alanı da elbette var. Benim kişisel kanaatim Türkiye'de bu biraz daha zor olur. Çünkü tüketici hacmi çok kısıtlı burada. Çok az insanın bu cihazları olacak yakın bir zaman tahminim. Ve bu alanda şu an konuştuğum bazı arkadaşlar da önümüzdeki 2-3 sene içinde bir bu konudaki funding'in biraz kısıtlanacağı, bu heyecanın biraz en azından dineceği ve yatırımdan yavaşlayacağını söylüyor. Dolayısıyla girişimcilik yapılacaksa önümüzdeki 1-2 sene içinde daha böyle Amerika'yı daha bu konuda tüketici hacmi büyük pazarlar için yapılabilir. Onun dışında bir kış geçecek gibi geliyor. Evet, yani yakın zamanda bir sene içerisinde çok büyük Türkiye'de bir değişiklik olacağını görmek biraz hayal olur. Bugün hala işte Facebook, Google'ın bir takım standlar kurup yaptığı yerlerde işte tanıtımlarda bile gördüğümüz oyunlar ya da benzeri dünyalar aslında da geçtiğimiz yıl gördüklerimizden de çok çok farklı değil. Ama tabii şey, bir yandan Ar-Ge yapan şirketlerin bir takım farklı vizyonları ve çalışmaları var. Biraz onları takip etmek lazım. Onların bir kısmını belki paylaşırız yine daha sonra sayfamızda. Ama günlük hayatta ne olur konusu gene işte demin konuşmamızda konuştuğumuz gibi yani biraz evvel bahsettiğimiz gibi muhtemelen pazarlama açısından reklam dünyasında şirketlerin ürünlerini pazarlarken bir takım farklı eğleneceğimiz, hoşlanacağımız örnekler göreceğiz gibi gözüküyor önümüzdeki yıl. Hala çünkü şey hip bir alan bu alan.
Ama demin dediğim gibi işte uygulamayı yanıma alırım da canım sıkıldığı zaman boşta bunu ne kadar kullanırım konusu Türkiye'de hala çok yakın bir zamanda konu olacağını düşünmüyorum. İnsanların bunu çok tercih edeceğini düşünmüyorum. Ama senin hep bahsettiğin gibi internet kafe gibi işte sanal gerçeklik kafeleri ileride olur mu konusu merak ettiğim, beklediğim konulardan biri. İlk önce onlar alıp geliştiriyorlar ya. Aynen, yani internet kafelerin camlarında Oculus bulunur ilanları çıkmaya başlayabilir. O konuda enteresan bir şey görmüştüm aslında. İstanbul'da gezerken çok alakasız tekstil ürünü satan dükkanlardan birinin içine Oculus koymuşlar. Cama da benzer bir yazı yazmışlar. Adam içeri dükkana farklı birilerini çekmek için içeride oyun oynatıyor insanlar. Çok alakasız yani. Türkiye'de ticaret kavramı farklı. İnsanları yani seviyorlar yeni şeyleri bir an evvel almayı ve kullanmayı. Dolayısıyla böyle enteresan örnekler göreceğiz ama günlük hayatımız içerisinde hadi satın alalım da bundan sonra işte önümüzdeki yıl cebimizde bir Oculus olsun muhtemelen demeyeceğiz diye düşünüyorum. Evet, yani şeyde şey olursa şaşmam. İşte Cine Maximum'un sanal gerçeklik salonu olur. Oraya insanlar giderler ve çok daha ayrı bu özel tecrübelerden geçmeyi isteyebilirler. Değil mi? Ama yani tabii şey var. Yani Türkiye açısından konuştuğumuzda gönlümden geçen yani üniversitelerin özellikle bu konuda daha fazla ilgi duyması, farklı bir takım çalışmalar yapması, gençleri hazırlaması, üretmeleri için bir takım ortamlar sağlıyor olması çok önemli diye düşünüyorum. Yani bugünden kullanabiliyor olmaları lazım ki burada ne hayallenebilecekler, ne üretecekler görsünler. Ve bu teknolojinin çok da gerisinde kalmayalım. Buradan çünkü müthiş bir ekonomik güç elde edebilmek mümkün. Bu tamamen insanlığın hayal gücüyle sınırlı. Dolayısıyla şu an bile geç kaldık aslında. Burada aslında mesela Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir sanal gerçeklik laboratuvarı varmış. Onu öğrendik. Orada ilginç çalışmalar yapılmaya başlanmış. Gençlerle yaşayıp projeler yapıyorlar. Aynı zamanda Türkiye'de birkaç şirket sanal gerçeklik prodüksiyonuna da başlamışlar. Ve hani yurt dışında da bu alanlarda çalışan Türkler olduğunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla yavaş yavaş bizim toplumumuzdan da farklı şirketler ve insanlar bu alana girmeye başladı. Dolayısıyla onları da sizlerle paylaşırız. Hani ilgi duyan ve nereye gideceğim bilmiyorum diyen varsa ya da sorusu olanlar varsa gene buradan o firmalara, kişilere bağlantı sağlayıp aklındakileri sorma imkanına sahip olabilir. Kısaca demek istediğimiz bu sanal gerçeklik, virtual reality, teknolojik olarak yapay dünyalarla etkileşim sağlayan ve dolayısıyla pek çok farklı kullanım alanını mümkün kılan bir teknoloji. Kesinlikle çok heyecan verici ve dünyada, Amerika'da vesaire pek çok insanın gaza getirmiş durumda. Evet. Pek çok alanda kullanışlı olacağı kesin. Hayatımızı bir nebze de olsa değiştireceği kesin. Önceden olduğu gibi muhtemelen saman alevi gibi sönmeyecek. Belli bir seviyede kalacak. Ama bu herkesin işte amcamızın, teyzemizin kullanacağı her evde bulunan bir şey mi olacak? O konuda biz biraz şüphe yaklaşıyoruz. Ondan emin değiliz evet. Henüz. En azından önümüzdeki 5-10 sene içinde böyle bir şey olacağına biz pek inanmıyoruz. O konuda sen ne fikiriz evet. Ama kesinlikle takip edilmesi gereken bir alan. Çok ilginç şeylerin olduğu bir alan. Özellikle yazılım alanındaysanız hani bu alandaki büyümeye de göz atmanızda büyük fayda var. Evet, takip etmek lazım. Gelişmeleri en azından görmek lazım. Ona göre de kendimizi hazırlamamız lazım gibi gözüküyor. Aynen. Yani bizim yani tüketici olarak da bir vatandaş olarak da biz bu alanda bayağı keyif aldık okuduklarımızdan. Evet. Gerçekten çok eğlenceli, ilginç. Hani normal dünya kavramımızın, hayat kavramımızı zorlayan bazı projeler var. Dediğimiz gibi bunları da gene sizlerle paylaşıyor oluruz. Lütfen gelin inceleyin bakın. Keyif aldığınız, almadığınız noktaları, sevip sevmediğiniz noktaları da bize gönderirseniz bunların üzerine karşılıklı konuşma şansımız olursa biz de çok keyif alırız. Yani böyle bunlar hani bildiğiniz gibi çok çok büyük değişimler geçebilirler ve yani bir açıdan bakarsak bunlar ha geldi ha gelecek. Evet. Yani boşuna ha geldi ha gelecek demiyoruz değil mi? Aynen. Dolayısıyla bugün programımız böyleydi. Bahsettiğimiz pek çok konuyla ilgili linkleri bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için ilave kaynakları Facebook sayfamızdan paylaşacağız. Takip etmenizi tavsiye ederiz. Bulduğumuz ilginç şeyleri paylaşacağız. Umarız orada bir diyalog da kurabiliriz. Siz de lütfen yorumlarınızı, önerilerinizi, sorularınızı Facebook sayfamız üzerinden bize yazın. Biz de kendimizi geliştirmek, burada daha iyi bir ortam kurabilmek istiyoruz. Bizi dinlediğiniz için biz teşekkür ederiz. Biz beraber konuşmaktan ve sizinle paylaşmaktan çok keyif aldık. Umarız bundan sonraki programları da beraber yine paylaşıyor oluruz. Sizler de dinliyor olursunuz. Lütfen irtibatta kalalım. Bir sonraki dosyamızın ne olacağını tam karar vermedik ama muhtemelen machine learning, makine öğrenimi olacak. Ve
önümüzdeki birkaç hafta içinde de bu sanal gerçeklik alanında birkaç bonus bölüm yayınlamayı planlıyoruz. Birkaç kişiyle röportaj ayarlayabilirsek süper olacak. Gittikçe daha derin konulara doğru gideceğiz yani. Aynen. Ben Emre. Ben Aykut. Arkada da Herzog bize katıldı programın bir kısmında. Biraz veda ediyor zaten orada. Evet, hüzünlü bakıyor bize doğru. Çok teşekkür ederiz. Bir dahaki Ha Geldi Ha Gelecek'te görüşmek üzere. Neyse ben anca giderim bu hızdan artık. Hadi güle güle Mustafa. Beni ışınla ışınla enerjile.